Koç Destek kanalından merhabalar, hoş geldiniz kanalıma tekrardan. Bugün burada K20 Accord var bir tane. Şanzıman kulağı kopuk aracın, onu değiştireceğiz, onu da göstereceğim size. Şimdi bunları yapalım hep beraber. Şanzıman kulağını değiştireceğiz. Burada bakın. Şanzıman kulağımız burada. Her yeri kopmuş. Görüyorsunuz. Artık hiç tutmuyor neredeyse. Neredeyse değil, hiç tutmuyor. Önce aküyü yerinden çıkartacağız. Daha sonrasında burada motor kulağının braketleri var. Bu braketleri sökeceğiz. Şanzımanı alttan hafif kaldıracağız ve kulağı da sökeceğiz, değiştireceğiz. Bunları şimdi sırasıyla yapalım. Ben önce aküyü sökeceğim. Akümüzün kutuplarını söküyoruz ve buradan alıyoruz. Şu aküyü tutan tavlayı almayı düşünüyorum. Şurada civataları var. 14 lokmayla bu aküyü tutan tabloyu şöyle çıkarttık. Bakın, aküyü tutan tabloyu söktüm. Kulağımız burada. Şimdi şu somunları gevşeteceğim 17 anahtarla. Daha sonrasında kulağı sökeceğiz. O da 14. 14 lokmayla. Bakın, görüyorsunuz. Artık kulak hiç tutmuyor yani. Gördüğünüz gibi kulak paramparça. Şu braketi buradan alıyoruz. Sonra geri takacağız. Biz şimdi kulağı sökelim. Kulağın bir şurada, bir altta, bir de burada 3 tane civatası var. Onları size göstereyim. Bakın, civatanın birisi burası. Bir diğeri şurada. Birisi de şurada bakın. Gördüğünüz gibi.
şu ortadaki, bir şu yanda var, bir de bu tarafta var. Şurada bakın. Şu. Bir de şu tarafta var. O görünmüyor. Şu. Bunları sökeceğiz. Kulağın bu taraftaki cıvatasına ulaşmak için şu braketi biliyorsunuz sökmüştük ama braketin şu ön taraftaki cıvatasını sökmem gerekecek. Sökmem gerekiyor yani. Yoksa ulaşamıyorum. Braketin bu taraftaki vidasını, somununu, cıvatasını söküyorum. Bakın mahzal kullandım ancak. Gördüğünüz gibi. Alttaki cıvatayı da alıyorum. Son olarak sol taraftakini de alıyorum. Motor kulağını söktüm bakın. Gördüğünüz gibi iki parçaya haline gelmiş. Şu bahsettiğim somun yerleri buralar. Gördüğünüz gibi. Şimdi yenisini takacağız. Bakın şimdi yeni kulağı takacağız. Poşeti açabilirsem. Gördüğünüz gibi. Oradaki adam da sordu ister misin diye. Onun da garibine gitti. Bu kulak böyle olduğu zaman şanzıman geçişlerinde vuruntuyu hissedersiniz. O yüzden zaman zaman sağlıklı mı diye kontrol edip değişimini yapmanızda fayda var. Mafsallı lokmayla sıkabiliyoruz.
canım. Kulağa bağladık, şimdi sıra brakette. Braketi tekrar takacağız. Bakın şu şekilde. Braketi yerine getiriyoruz. Braketi yerine getiriyoruz ve şu orta somunu önce takacağız. Kulağa bağlayan somunu. Braketin somununu da sıkıyorum. Şanzımanı hafif alttan kaldırdım. Şu braket tam yerine otursun diye hafif alttan kaldırıyorum. Çok fazla da kaldırmaya gerek yok. Şimdi braket yerine otursun diye levyeden yardım aldım.
Evet, böylece şanzıman kulağının montajını bitirmiş oluyoruz. Tekrar akünün alt tablasını yerine koyuyoruz. Tekrar onun da civatalarını sıkacağız ve bu iş bitecek. Akü tablasını da yeniden sıktık. Şimdi aküyü de yerine koyuyoruz ve işlemi bitiriyoruz. Akümüzün montajını da tamamladık ve işlemi böylece bitirdik. Evet, Torç Destek kanalında gördüğünüz gibi şanzıman kulağımızı değiştirdik. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bana her türlü soru, öneri ve eleştirileriniz için YouTube yorumlarından, sosyal medya hesaplarımdan, web sitem üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Bir ıvır zıvır işi daha böylece bitirdik. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.